bugün sizinle birlikte Alba adlı bir oyun oynayacağız. Bu arada peruğum nasıl? Yanlış kanaldayım deme, Sibel oyun kanalındasın. Bugün saçlarım kötü olduğu için peruk takayım dedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bana doğal saçım mı yoksa peruk mu daha çok yakışıyor? Yorumlara. Like'larınızı attıysanız ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysanız Alba adlı oyunumuz başlasın. Alba bir yaban hayatın macerası. Başlayalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş oha, çok garip. Bunlar ne acaba? Aa, çok tatlı bir şeye benziyor. Sese bak. Alba'yı hareket ettir. Alba bu mu? Aa, Albacığım. Bir dakika. Benim görevim neymiş? Bir görevim var. Neymiş görevim? Yapılacaklar. Yapılacaklar da hiçbir şey yok. Değil mi? Evet. Alba sen minnacıksın ama. Bir dakika. Ay ay ay. Albacığım. Ay, çıkamıyoruz oradan. Gel şuradan gidelim. Gel gel gel. Bizim anamız nerede? Anamız babamız yok mu bizim? Bu teyzem mi benim? Ninem. Ninem. Büyükannem. Neredeymiş benim tatlı Albam? Buradayım büyükanne. Buradayım. İşte buradasın mi amor? Hep kuşları kovalar. Ya ne tatlı bir büyükannem. Kuş sevenlerden söz etmişken büyük baban sonunda döndü. Yaşasın be. Ama benim büyükannem hiç mutlu değil gibi suratına bakarsak mutlu olmadığını algılayabiliriz. Bak. Tam arkanda. Bakayım. Hani? Büyük baba. Dedem benim, dedem canım, dedem geliyor. Affedersiniz, orada dikkatim dağılmıştı. Evet, evet, biraz garip bir büyük baba. Doğa koruma alanında bir aynak gördüğümü sanmıştım da. Bir saz tavuğu olduğu ortaya çıktı. Çok yavaş konuşuyorum büyük baba. Oh, oradaki dene. Benim büyük baba. En sevdiğim ki insan. Evet. Biri karısı, biri de torunu. Ya ne tatlı ya. Biri büyük anne, biri de ben, değil mi? Oh, fotoğrafımız çok tatlı. Bu albümün için. Teşekkürler. Ama o kadar yavaş konuşuyorsun ki. 0-3 yaş mı bu oyun gerçekten? Allah, fotoğrafçının kaderi asla fotoğraflarda görünmemesi. O ne demek? Alba Bonica. Şimdi de sen Abuelan'la resmimizi çek. Her misin? Abuelam büyük ninem mi? Gel buraya. Geldim geldim. Tamam, telefonumu kullanabilirim. Büyük babanın yanına git ve telefonu al. Minnacıkken nasıl çekebilirim ki? Büyük baba. Al bakayım Alba. Lütfen düşürme. Aldım. Telefonu buraya doğru tut ve düğmeye bas. Tamam. Beni ve Abuelan'ı resme almaya çalış. Abuelam. Telefonu verdin mi? Telefonu buraya tut. Tamam büyük baba. Tamam. Heh, dur. İkiye basacağım. Fotoğrafımızı çekelim şimdi. Aa, çok tatlı. Orada bir tane. Benim çektiğim foto çok iyi gerçekten şu an. Bak. Fotoğrafa bak. Evet. Neymiş o? Bir iber başağı. Ormanın kralı mı? Aha. Ne muhteşem bir yaratık. İşte ben böyle güzel foto çekerim. Doğuştan yetenekliyim. Abonelik fotoğrafı. Büyük babanın ormanın kralı ve büyük anne. Daha birçok izleyicime geçirmek üzere. Ya. 10 yıl sonra. Pazartesi sabahı. Evet. LGV VCL uçuşu. Nereler buralar? Los Angeles falan mı? Lütfen uçak düşmesin ve biz doğada hayat geçirmeyelim. Lütfen. Vahşi doğada no ya. No. Kocaman olmuşum. 10 yaşında mıyım? Benvenuta Alba. Ne demek istiyorsun sen büyük baba? Bir haftalığına ziyaretimize gelmeye çok sevindik. Evet, çok sevindik. Unutma Kasaba Festivali cumartesi günü. Yaşasın be. Heyecanlı mısın? Çok çok. Başını olur olmaz anlamında salla. Evet evet. Heyecanlıyım. Öyle olacağını biliyordum. Hem endişelenme. Bu sefer bizimle dans etmeni istemeyeceğiz. Eyvallah. Sağ olun ya. Geçen sefer istediğinde figürleri bilemiyordum. Size de ayak uyduramadım yani. En azından bütün kasabanın göz önünde değil. Eyvallah. Sağ ol büyük annem. İyi ki varsın. Seyahat acıktırmış olmalı. Evet. Hiç sormayacaksın. Sarmıştım dedeciğim ya. Gelişini kutlamak için öyle mi? La Rakuya Taray'a gidelim. Neresi olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Pere. Teknesi için son çağrı. Çocuklar ücretsiz. Yaşasın be. Yaşasın be. Ücretsiz olan şeylere bayılırım. Biraz erken geldik. Paella henüz hazır değildir. Paella kim? Büyük babanla biz dinlerken sen dadayı göz atsana. Eyvallah canım. Bekle. Bekle. Şimdi hatırladım. Sana medyam var. Ya canım büyük babam. Yaban hayatı rehberi. Evet, çok ihtiyacım vardı. Yaşasın be. Fauna materia. Evet. Rehberde bu çevrede bulabileceğim bütün yabani hayvanlar sıralanmış. Beni yemesin onlar. İber başağını hatırlıyor musun? Evet, ilk çektiğim foto. Evet.
Hatırlıyorum. Hatırlayacağını biliyordum. Çok konuşuyorum. Büyük babam, dedem benim. Evet. Dilerim bu hafta bir birlikte İberbaşı aramaya gideriz. Evet. Ya bizi yerse? Ama ne yazık ki bugünlerde soyları tükenmek üzere. Aa. O zaman aramayalım. Niye arıyoruz ya? Abi öyle haklı. Artık onlara rastlama şansı kalmadı. Rastlamak istemiyorum zaten. Hayvanı yerinde bırakır mısınız lütfen? Ama belki birkaç cins balığı görürsünüz. Belki. Şimdi keşfetmek yok. Yemek hazır olunca sana mesaj atıyoruz. Eyvallah canım. La Quiera'yı keşfet. La Quiera neresiymiş? Keşfediyorum şu an. Çekelim. Çekelim bakayım. Mesela bunun yanından gitmeyelim. Şöyle dolanalım biraz. Biraz yüzeyim mi? Oh, ne güzel hayat. Hadi ben buralardan çıkamam. Aa vallahi çıktım ha. Ay tatilim geldi benim. O ne? Alma! Evet. Arkadaşım döndün. Ha, bu benim arkadaşım mı? İnes. Benim İnes. İnes mi? Aynes mi? En iyi arkadaşın. Beni özledin mi? Özledin tabii. Neredeyse bir yıl oldu. Günleri saydım. Gel sana çevreyi göstereyim. Hadi gel göster bari. Şuna çöpleri alalım mı? Vallahi süper. Var ya sen mükemmel bir çocuksun albacım ya. Çöplerimizi ne güzel topladık ya. Hadi gidelim. Göster bakayım hani neredesin? Göstereceğim dedin hiç göstermedin. Aa herkese yardım ediyorum ben. Ne güzel bir hayat. Pek de değil. Yani biraz çok iş yaptım gibi. Evet. İnesciğim ben kendim keşfetmeye bayılıyorum canım. Ama yokuşu tırmanamıyorum. Buradan çıkamayacağım o zaman. Şöyle gideyim ben İnes. Kim? Çıkamıyoruz ki buralardan ya. Hiç yürümelik alan yok ki. Heh. Aha! Vallahi bir şey gördüm. Nesin sen? Sincap! Sincap gördüm sincap. La böyle. Evet. Sincaplarla çok güzel bir hayat. Bak yine buraya bir çöp atmışlar ya. Bu nasıl hayat ya? Güzelim doğanın içine diyorlar ya bunlar. Buradan tekrar iniş mi var? Dur daha çevreye gezmedik ki. Çıkalım şöyle. Aman uçurumlardan biraz uzak duralım sanki. Allah düşecek gibiyim ha. Evet. Burada pek gezecek bir yer yokmuş ki. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yer. Allah Allah. Şu ne? Şu yerdeki şey ne? Çöp mü bu da? Hep çöplerini atmışlar. Pis adamlar, pis kadınlar ya. Of yalnız şu manzaraya. Bir bakar mısınız ya? Bu nedir ya? Bu nasıl güzel bir manzara böyle. Devam edelim albacım. Vahşi doğayı keşfedeceğiz. Vahşi doğaya da bak. Yine bir çöp. Vahşi doya. Çöple dolu gerçekten. O zaman ben bir İnes'in yanına gideyim bakayım. Gel. Hadi İnes dur be. Hani gezdiriyordun bana İnes? Bak kim dönmüş kuzen Pepe. Ama geçen yılda bu yana ne kadar büyümüşsün. Evet canım büyüdüm. Adaya keşfe gidiyoruz döneceğiz. İnes'in restorandaki felaleye kadar keşfet, takip et. Bekle İnes'cim bekle. Hadi gidelim. Bakalım buralarda neler varmış. Ay! Eziyorduk sincabı. Ben buraları gördüm yalnız canım. Ne diyorsun? Bu eski arabeler sanki çok arab. En sevdiğim 4. arabeler. İlk 3'ü ne acaba çok merak ettim. Bir dakika o ses neydi? Harbi neydi o? Kedi mi yoksa? Ana! Aa olamaz bak bir Yunus sahile vurmuş. Hadi sahile inelim Yunus'un yardımımıza ihtiyacı var. Koş ya koş nereden ineceğiz çabuk inelim. Yunus'u ne yapmış birileri bağlamış ya Yunus'u. Yazıklar olsun bu insanlığın hepsi ki çok kötü ya şu hale bak. Hayır yani sen niye Yunus'u avladın ki? Şu hale bak. Kurtarmalıyız seni. Ne yapacağım? Aa. Ağzına balık mı var? Yunus balığı bir ağa takılmış. Onu kurtarmalıyız çabuk. Çok ağır. Daha fazla insan gerekli. Ben ağırlarım. Sen yardım getir. Hayır ya sen yardım getirsene. İnsan bulacağız şimdi. Nereden bulacaksak. Şurada var bak görüyorum. Buraya gelin. Buraya gelin. Dedem yemek yapmanın sırası değil. Gel. Yunus'u kurtaracağız. Yunus mu Salim vurmuş? Tamam anladım. Orada görüşürüz. Orada görüşürüz değil. Hemen gel işte yani. Oo 6 kişi bulacağız. Abi nasıl bulayım ya? Pepe miydin sen? Yunus mu geliyorum? Peyale bekleyebilir. Aynen öyle. Büyük babam, büyük annem gelin. Evet hadi. Hepimiz toplamıyor. Evet Yunuslar Toğun ağırlığındadır. Bence de. 6 kişi bulduk mu? 4 kişi bulduk. Gel dedem. Gel yardım et. Kıyıya vurmuş bir Yunus mu? Evet tabii ki yardım ederim. Teşekkür ederim canım. Bakayım başka insan yok ki. Hah teyze. Fotoğraf çekmenin sırası değil. Gel. Natalya Yunus kurtarma operasyonu mu? Evet. Bunu canlı yayınlıyorum al işte ya. 6 kişiyi buldum. Ben görevimi tamamladım arkadaşlar. Hadi koşun bakalım. Yunus'u denize geri göndermenizin vakti geldi. Nasıl göndereceğiz? Ya. Oo Allah. Ya çok sevimli. Viva! Sen ve İnes Yunus balığın hayatını kurtardınız. Bak Yunus teşekkür ediyor. Mükemmel bir fotoğraf fırsatı. Bunun da derdi fotoğraf ya. Allah Allah. Dedem sen de. Aa çok tatlı. İyi ki kurtardık bak. Ah be ablacan dostum. Işığı gördüm. Hayattaki amacımız. Çok etkileneceksin dostum. Hazır mısın? Alba ve İnes.
Ya bana hayatı kurtarma birliği. Okey. Abartma sen de ya. Kabul adı için biraz daha düşünmek gerekli. Ama amaç belli. Yaban hayatı artık kurumumuz altında hallederiz. Haberlere. Kızlar bir yaban hayatı birliği kuruyor. İşte girl power be. Aferin be size. Hadi yaban hayatı kurtarıcıları eve gidelim. Yemek yemedim ama bak. Karnım acıkmıştı. Yemek vaktinde hani mesaj atacaktınız? Hani mesaj? Açlıktan geberiyoruz burada ya. Yemek yiyemeden eve gittik, iyi mi? Neyse. İlk günümüz çok heyecanlı geçti. Ne tatlı bir oyun ya. Vallahi şu an sanki havaydayım ha. Hadi bakalım. Salı. Değişimin belirtileri. Salı sallanır efendim, buyurun. Tam değişim vakti. Günaydın Alba. Günaydın büyük anneciğim. Dünün önce heyecandan sonra umarım uyumuşsundur. Şşt. Ah günaydın abla, kusura bakma. Ne yapıyor ya yine bu? Ah evet, sessiz olmalıyız. Ne oluyor? Abayalım kışın fotoğrafını çekmeye. Dedem de gerçekten fotoğraf çekmeye o kadar meraklı bir adam ki ya. Bu sabah şansı yaver gitmedi. Hımm, neden hiç kuş yok? Ha, kuş yemiyor işte ondan. Aynen öyle, bak ne yapmışlar buraya. Alba, kuş yemeğini benim için doldurabilir misin sen? Tabii ki. Hemen. Benim her an fotoğraf çekmeye hazır olmam gerekiyor. Tamam büyük babacığım. Hadi dolduralım. Okey. Doldur. Nasıl dolduracağız? Bunlar ne? Oha! Bunlar nedir böyle? Neyse şu an vaktimiz bu değil. Vaktimiz önce bir kuş yemini dolduralım. Heh. Anında da kuşlar gelmeye başladı. Estupendo! Kuşlar geliyor. Hadi onlara bir göz atalım Alba. Benim eski telefonum alıyor. Bana rehber yardımcı uygulaması var. Biz bayağı yaban hayatı üstadıyız yani. Şu an Stafford'ız sanki. Evet. Alba tam bir Stafford. Şimdi üzerine tut, tıkla ve ne olduğunu belli yerindeki kuşları dene. Tamam. Bu uygulamayla yaban hayatı tanımak çok kolay. Kamerayı kuşları çevirip düğmeye basman yeterli. Sonra yaban hayatı rehberine bakıyorsun. Okey. Tamam. Nasıl yapacağım? Tam düşündüğüm gibi. Abi şu kuşların türünü tespit etmemiz çok eğlenceli. Bana telefonumu verir misiniz? Tamam. Verin. Tamam. Aldım telefonumu. Okey. Okey. Telefonum. Ay yanlış foto. Yanlış foto. Yanlış. Hani kuşlar? Biraz uzaklaştıralım. Uzaklaşmıyor ki. Hep yanlış foto çekiyorum ya. Yakınlaştıralım biraz. Ama kuşlar yok ki şu an. Ben kuşları göremiyorum ki arkadaş. La çekemedim ki ya. Tamam. Biraz ileri gideyim o zaman. Ondan sonra alayım telefonumu. Ah ne güzel şey ya. Tanımlanamadı. Yakınlaştırmam mı lazım? Hala mı tanımlanamadı? Yeni hayvan bulundu. Tanımla. Tanımlanıyormuş. Neymiş bu? Sık görülen Passer domesticus ev serçesi. Tamam şuna bakalım. Bu neymiş? Bu da mı ev serçesi? Bak başka bir hayvan geldi gibi. Aha şu ne? Ya bunların hepsi aynı ya. Tamam uzaklaşabilirim biraz. Şu mesela şu ne? Tamam bu gitsin bir dakika. Bak. Bu ne? Yeni hayvan bulun. Neymiş bu? Kumru. Aa çok tatlı. Başka var mı? Evet şakalıklıklar. Bu neymiş? Bunu yok bunun şeyi. Kumruyu da bulduk. Ay burası tam bir kuş cenneti ya. Başka var mı başka? Başka kuş yok. Yeter. Hangi kuş olduğunu buldun mu? Evet. Buldum. Hile yaptım. Uygulama kullandığını gördüm. Ne yapayım? Dede nereden bileyim? Kaç yaşında çocuğum ben ya? Sadece kuşlarda değil. Bütün hayvanlar işe yarıyor. Yaşasın. Bu benim olsun o zaman. Büyük hayvan olur mu? Şimdi keşfet hayvanlar uygulamayı tanıyorken buna meydanırsın. Okey. Hadi 5 farklı hayvan tarayacağız şu an. Şuradan ben bir çıkayım isterseniz. Alba az kalsın unutuyorum. Kaybolmak için bu haritayı al. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim canım. Hadi bakalım. Neler bulacağız? Bunun kumru olduğunu gördük. Aa bak gitti bir tane. Kuş yemi vereyim. Aa ne güzel. Tamam. Bunlara da bakalım. Dur. Telefonumu çıkar bakayım. Çok küçük mü? Tamam biraz yakınlaştırayım. Yeni hayvan bak. Bulduk şimdi. Ne bu? Büyük baştan kara. Okey. Aha bak yeni hayvan bulundu. Telefonu çıkar. Çok küçük. Yakınlaş. Ne bu? Tepeli baştan kara. Oha ben hiç böyle hayvanları bilmem ha. Çok garip. Bu kumru olduğunu biliyoruz. Belediye başkanı Sacar'a da okulmana gelen çok konuşulan bir duyurum var. Abi nereden bulayım ben belediye başkanı? Önce şu çöpleri bir toplamak isterim gerçekten. Evet. Çok pislikler ya. Şu hale bakın ya. Her yer çöp. Aha yeni hayvan. Kedi. Yeni hayvan bulundu. Bakayım kedi mi diyecek çok merak ettim şu an. Evcil kedi evet. Hadi o zaman gidelim. Yine şu çöpleri toplayayım. Evet. İlerleyelim bakalım. Aha burası mı acaba şey? Belediye başkanı şurada olmasın? Şunları da yardım edeyim insanlara. Evet. Ne iyiliksever bir insanım ya ben. Çok iyilik yapıyorum. Çiçekleri toplayayım mı? Ne bu? Ah hola ben Small Vet
getiririm sana gazetede. Gel bulmasın. Evet. Yusuf Kurtarıcı insana minnettarım. Rica ederim canım. Son andastan var. Şu andastan var. Sana yaptığım işi gösterebilirim. Teşekkürler. Sağ ol. Şimdi bu hediye kedi bak. Daha sonra konuşabiliriz. Tamam. Sen de zaten konuşmak istememiştin ama sen kendi kendine konuştun yani. Dedem. Of. Ne güzel sokaklar ya. Hani belediye başkanı? Belediye başkanı ne bul diyordu? Burada hiç yok. Şurada birileri var. Radyoyu açalım mı? Hiç güzel müzik yok. Oh Allah çok iyi güzel oynuyorsam geldi. Çöpler atalım. Bu çocuk kim? Arkadaşın mı acaba? Bakalım. Bunlar ne? İnsanlar. Bir dakika şurada bir şey gördüm ben. Şu ne? Yine çöpmüş ya, tamam. İlerleyelim bakalım. Belediye başkanım size sesleniyorum. Neredesiniz efendim? Hı? Çekil kuş. Aa bir dakika telefonumu çıkarayım baksaydık keşke şuna ya. Çok küçükmüş. Puh gitti valla. Şunu ben bir bulmam lazım ama ya. Tamam ilerleyebilir miyim? Şunu bırak bakayım. İlerle ilerle. Benim görevim bu çünkü şu an. İki. Küçük deme işte ya. Yakınlaştır. Aha bulundu. Neymiş bu hayvan? Güvercin. Güvercin uçum verdi. Gayet basic bir hayvanımız. Her zaman gördüğümüz güvercinimiz. Ben belediye başkanını bulamıyorum yalnız. Onu ne yapacağız? Bir dakika şuradaki. Bir dakika dur. Dur. Kertenkele. Ya bir dur bir ne olur. Ne olur dur ya. Ne olur dur dur dur. Dur dur dur. Hayır küçük deme. Ha orada dur. Bir dakika. Yeni hayvan bulduk. Ne kertenkelesiymiş acaba bu? Tutunucu keler. Az görülüyormuş bu. Vay. Kedi çok görülüyor. Bakalım bakalım bakalım. Başka nelerimiz var. Evet. Yani döndük dolaştık aynı yere geldik. Şunlarla sohbet mi etsek? Aa seveyim mi bunu? Teşekkür ederim ninem. Teyzelerim sağ olun. Çıkalım. Yeter çok sevdik. Şunlarla konuşayım mı be? Evet evcil hayvan bir kaniş köpeği mi bu? İskoç terrieri. Ha, iyi. Ya param var mı ya bir dondurmaya? Var mı param? Ben teyzelerle konuşmak istemiyorum ama ya. Hani ya belediye başkanını bulamıyorum ki arkadaşım. Bir dakika şu veterinerin olduğu yere mi geçsem yine? Orada gibi sanki. Hala kediyi seviyor. Şu dedemle konuşayım ben bir. Yaban Hayatı Kurtarma Birliği. İyi bir fikir gibi geliyor. Evet. Bu kadar mı dedeciğim ya? Of. Kimle neyle konuşayım ben? Kimse bana yardımcı olmuyor ki. Belediye başkanını çağırdı. Şimdi bir dakika şurada bir şeyime bakayım. Aa, ben böyle bir şey yapmışım. Kendime defter yapmışım. Bir şey diyeceğim. Ben oynamaya gidiyorum hadi. Müzik o kadar iyi ki. Radyom neredeydi ya? Çocukla bir konuşayım. Felix aynen mi? Bu yemeğini dondurma. Şuna böyle bir büyücü gibi. Her zaman yeni tatlar geçen hafta tavşan adama çok iyi. Yani bu bilgiyle ne yapabiliriz pardon. Benim şu radyom nerede ya? Biraz oynayacağım. Muazzam bir şarkı bayıldım ya. Vallahi sürekli dinleyebilirim. Jüriyatım merhaba kim? Ben kim olduğunu yani kim olduğunu biliyorum. Gazetelerde görmüştüm. Gelir gelmez gazeteye çıktım ya. Ünlülüğe bak. Ben Giunato. Evet. Giunato. Belediye başkanı bugün umarım sonunda doğa koruma alanına neden geçirecektir. Üzgünüm. Burada bir yangın çıktı. Ötüm alan hasar gördü. Belediye başkanı da o günden beri hiçbir şey yapmadı. Ama yine çok hoş bir yer. Bir ara oraya gidip oynayabilirsin. Hele oynayak ya bak şarkı çok güzel. Şununla bir foto çekinelim. Ne yapalım abla beni de al kız. Instagram'a mı koyacaksın? TikTok'a mı? Adada yaşamayı çok seviyorum erkekmiş. Birkaç dakikada sahile ulaşabiliyorsun. Aynen aynen canım. Ya oh benim görevlerimde bakayım kaç tane olmuş. Daha var ya bayağı. Bak belediye başkanını bulamıyorum efendim. Keşfedilen hayvanlar 8 oldu. Şunlara bakayım mı? Bak şunlar ne? Şunlar neymiş? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bak bu farklı bir hayvan. Ha ev serçesi. Bunu tamam görmüşüz. İlerle bakayım. Kumruyla gördük. Ya başka hayvan kalmadı ki ya. Yok vallahi yok yani. Ne yapayım? Neyse biraz daha etraf çevreleyelim bakalım. Meyveli kaktüs. Bak bu kuş ilk kez görüyorum şu an. Güvercin miymiş ya? Çok da ilk kez görmüyormuşum. Burası neresi? Ana kilise mi bura? Şuradaki şu beyefendiyle görüşeyim. Merhabalar. Merhaba. Hola bir saniye herkesi beni gazeteye görmüş. Evet teşekkür ederim. Bu arada gelip yana ayma ait. Evet burası çok güzel. Adanın yarısını görebiliyorsun. Ve sessiz kuş etrafı onlarla kıran şey benim. Ben de görebilir miyim ya? Kuş gözlemeye bayılıyorum. Tüm hafta boyunca iki defa. Evet sınıfa geri döneceğim. Dönem tatilleri hep çok kısa oluyor. Haklısın. Burası çok güzel Adanya. Tamam. Verir misin? Ben de baksam.
Cimri ya, vermiyor. Neyse, biz kilisenin çevresinden bir aşağı doğru inelim, ne dersiniz? Başka hayvan bulabiliriz çünkü. Ay, ağaçların arasında takılı kaldım. İn bakayım, inemiyoruz mu oradan da? Uçurummuş burası, düşerim. Aha, bak şurada bir alan var şurada. Şuradan geçsem geçemiyorum da, kaldım ben burada şu an. Help! Help! Abi biri yardım edebilir mi lütfen? Nasıl çıkacağım? Aa, sıkıştım kaldım. Git git git. Tamam, dur şimdi şurayı bulacağım hemen. Ya abi aman. Ben belki daha keçisiyim. Yani gidebiliyorum belki. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben şu bir hurdalık alana gideyim bakayım. Yıktık alan. Seni gördün mü şu kuşu? Hemen bir çıkarayım, şunu gördük mü? Kumru, evet, bunu tanımadık daha önceden. Şöyle bir bakalım neler var burada. Anam, kedi, ne işin var burada? Şu an saklandım buraya. Bakalım yukarıda neler var, hiçbir şey yokmuş. Bu arada çok tehlikeli bir olan. Buradan biz geri inelim. Acilen geri inelim. Hiçbir şey yok çünkü burada. Ve saçma bir alan olmuş. Evet. Bakalım şuraları gözlemleyelim biraz. Aha! Bir dakika, belediye başkanı buradaymış ya. Buldum, vallahi buldum ya. Adam neredesin ben? Ay, bir dakika. Dur tavşan. Ne tavşanıymış bu? Normal tavşan. Niye az görünüyor onu algılayamadım. Normal tavşan çok görünüyor ama bu adada mantı görünüyor. Sonunda belediye başkanını bulabildik. Alba, bu taraftan belediyesine söyleyecek, merak ediyoruz sonunda ya. Dağ kurmanın resor edeceğini mi duyuruyoruz acaba, biliyorsun geçen yıl neredeyse yangın olmuş ya yine. Beni niye almadınız büyük annemle büyük babam ya? Kaç saattir ben bütün şehri talan ettim ya. Oraya ve burada oyun oynamak istiyorduk. Hatırlıyor musun Monica, sen bu başına buraya gelirdik. Çok soru soruyorsunuz. Evet, gördük bu arada. Çok kıskanırsın tabii. Ben gördüm. Hatta fotoğrafını çektim yani. Bir yaşında falandım o derece. Evet. Çok. Evet, çok kıskandım. Ben de başak görmek istiyorum. Belki görürsün canım. Hey, ben konuşmaya başlayayım. Gidip bakalım. Sakallar halisi. Doğa koruma alanıyla ilgili sevindirici haberlerim var. Bu alanı dönüştürerek. Aferin be sana. Sonunda. Aç bakayım. Evet ya. Otel yaparak mı dönüştüreceksin? İnanamıyorum şu an. Bir de 5 yıldız yazdım. Sana oy yok. Sana oy yok. Dünyanın en büyük lüks otelini yapacağız. Aferin be sana. Yumruk atacağım şimdi. Hepiniz medeniyet doğa korumanın bahsettiği olmaz zorunda. Ancak bu yeni otel arka hayatımıza yeni hayatlar. Çok sinirlendim şu an ben bu belediye başkanı. Perkumu çıkaracağım o derece. Sinirden. Durdum tekrar. İşimiz turizm falan değil. Hayvanları korumak. Lütfen tavanın başındaki Paco'ya sıcak ver. Demiyoruz merhaba. Hayır Paco, yürü git şuradan kardeşim bak. Vizyonum belli, her şeylik sana. İşiniz gücünüz para be. Her şeyiniz para olmuş be sizin. Hiçbir şey sınırlayamaz çünkü ayağımın altına köpkem geldi. Korktum yavrucuğum, ne yapıyorsun ya? Okey, şirketin oteli rekor bir sürede inşa edecek. Aslında inşaata başladık bile. Aferin sana be. İlham verici sözlerin için teşekkürler Paco. Duyurumuz burada sona eriyor. Yani şunu bir deniz atsanıza. Ha? Şeker? Neredesin anneciğim? Gel. Oy şekerim gel. Şeker bile dövecek ha adamı. Soru almayacağız. Sana soru soran yok zaten. Bu da neydi şimdi? Lüks bir otel mi? Değil mi? İlginç. Büyük babanın hoşuna gitti. Anam. Gel. Hop. Şekerle birlikte oynayalım. Doğa koruma alanı mı? Kurtulamaz mı? Görelim bakalım. Al hadi araştıralım hemen. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Doğa koruma alanına yazık olacak. Aynen öyle. Ne oldu? Ama ada zamanında turistlerle dolu taşarken şimdi her tarafta çevre kabanda bir hayat kasabaya dönmüştü. Bu yüzden belki bir otelin atılması iyi bir şey olabilir. Hayır büyük baba, hiç de iyi olmaz. Büyük babam da onların yanında ya. O zaman bugünlük videoyu kapatıyoruz. Şekerle birlikte videoyu sonlandırıyoruz. Umarım bu oyunu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bu oyunun devamını gelmesi istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şeker bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bay bay.